Arkadaşlar, Türkiye seyahati günü geldi, çattı. Hazırlıklarımızı yaptık, gene çılgınca böyle yüklendik gidiyoruz yani. Neredeyse geldiğimiz gibi yüklendik gidiyoruz. Burası Tom Bradley Los Angeles Havalimanı terminali. İçeri doğru geçiyoruz. Bakalım bu sefer... Bir dakika şunu şöyle koyayım, düşecek. İlk defa Aeroflot'la uçacağız arkadaşlar. Şöyle içeriği göstereyim bu arada. Zamanında mı? Ha, Aeroflot. Wow. Bizimki direkt orası. Direkt karşısından girmiş olmamız da büyük şans. Arkadaşlar, ilk defa Aeroflot'la uçacağız. Bakalım nasıl? Çok merak ediyoruz biz de. İnşallah iyidir. Arkadaşlar, şu ana kadar Aeroflot'la olan süreç gayet keyifli ilerledi. Çok hızlı bir online check-in yapmıştım zaten dün. Şimdi de normal check-in'imizi yaptık. Bavullarımızı verdik. Bakalım bundan sonrası nasıl olacak? Şimdi Esra ile Mila tuvalete gittiler. Onların peşinden gideceğim. Onları alacağım. Yavaş yavaş geçelim içeri doğru. Bebekli yolcular ve engelli, yaşlı, yardıma ihtiyacı olanlar bu koca sırayı beklemeden öne alınıyor. Ve çok şükür. Çok şükür bayağı erken girmiş olduk. Sıranın en başından girmiş olduk yani. Şu günün geldiğine inanamıyorum yani. Çok hızlı geçti değil mi? Aslında hızlı geçmedi. Son bir ay çok hızlı geçti. Yok, hızlı geçmedi. Son bir ay devamlı hazırlanacağımız için çok hızlı geçmiş olduk. Hadi bakalım. Geldi sıramız. İki tane süt alacaksın diye bir saat arandın. Ya sorma ya. Bak, her noktamı aradı. Her evet. Noktamı. Bir de böyle anlatıyor, diyor ki şimdi burayı böyle elleyeceğim. Şimdi böyle belinden şöyle bir geçeceğim. Şimdi sırtını şöyle elleyeceğim. Ve yarım saat her noktama baktı. Evet. Çünkü Mila'nın sütlerini açmak istemediğim için. Ya çünkü paket şeklinde açarsan dökülecek yani. Dökülecek bir de. O şekilde taşıyamayız. Yani. Bir de içeride süt arayacağım falan. O zaman dedi, bakacağım her yerine dedi. Tamam dedim. Anlattı. Bir yandan da baktı tamam. Sonunda geçtik. Çok şu anda duty free bölümündeyiz. Girdik arkadaşlar. Bakalım şimdi gate'e doğru devam ediyoruz. Biraz çevreyi gösterelim istedik arkadaşlar. Bizim kapı öbür tarafta ama bu taraftan biraz bu tarafları da gezelim, görelim istedik. Şimdi Mila Hanım'a bez arıyoruz. Bez bakacağız. Esra bezleri unutmuş. Daha doğrusu aldı ama bir şekilde bir yerde bıraktı herhalde. O yüzden bez problemimiz var arkadaşlar. Nereden bulacağız bezi Esra şimdi? Kapımıza doğru gidiyoruz. Biraz erken ama. Ne olur ne olmaz. Risk almaya hiç gerek yok. Şurada var mıdır? Bebek bezi mi? Bilmiyorum ki. Bakalım. Yok, burada da yok. Umutlar tükeniyordu. Almayacağım, ne yapayım? Yavruma güveneceğim artık. Bakar mısınız CPR şeyi? Nedir o? Makine. Doğru şey yapabiliyor musun diye seni test ediyor. Ne yapabiliyor? Hayır, acil müdahale. Tamam, evet, bizim uçacağımız uçak burada. Rus Aeroflot. İlk defa uçacağız dediğimiz gibi arkadaşlar. Bakalım nasılmış, hem kalitesi, hem hizmeti, hem yemekleri. Oldukça merak ediyoruz. Evet, buradaki fiyatlara bakalım. Mesela şöyle bir kolana kadarmış 2.89. Şöyle bir elma suyu 3.29 abi. Burada yiyecek ne var? Yiyecek bakalım.
Sweatshirt fiyatımız ne kadarmış ya? 29.99'muş. Böyle California sweatshirt'ü. Şurada yemeklere bir bakalım. Yemeklerin fiyatları neymiş? Şimdi sandviçler arkadaşlar 8.99. Dürümler yine aynı şekilde 8.99. Şöyle bir takım alternatifler var. Fiyatlar da burada. Humus var abi. 3.99'a humus var. Bakalım başka yerlerdeki fiyatlar nasıl? Yani küçük soğuk bir sandviç 9 dolar civarında gözüküyordu. Burada da bayağı ciddi sıra var. Evet, Honda Express diye bir tane Çin mutfağı veren bir yer var arkadaşlar. Oraya geldim. Şimdi oradan bir şeyler alacağım. Karnımız acıktı ya. Sabah iyi kahvaltı etmemize rağmen oldukça acıktık. Şimdi bir şeyler yiyelim. Öyle yola çıkalım. Muhtemelen uçakta da verecekler ama yine de ben duramayacağım galiba. Bir şeyler yememiz lazım. Bizimki de uyuyor mutlu. Bakalım bu sosyalistler nasılmış? Neyle? Bu sosyalistler nasılmış bakalım? Neyle? Rus hostesler. Rus hostesler. Thank you. Thank you. This way. All right. Hi. Nereye bindik mi? Uçağa. Nereye gidiyoruz? Türkiye'ye. Aferin sana. Gene ergen telefonunda. Evet. Fotoğrafını çektim de Milano. Evet arkadaşlar, sonunda bindik. İlk önce dörtlü koltuğu almıştık aslında. Hatta o aramıza birisi gelir mi, yanımıza birisi gelir mi? İşte o sorunları yaşayacağız derken sonra dedik ki kontuarda biz üçlü koltuğa değiştirebilir miyiz? Üçlü koltuk verdi sağ olsun oradaki kontuardaki bayan. Şimdi ondan sonra şeye geçtik. Üçlüye geçtik şu anda. İyi ki de öyle yapmışız çünkü uçak full. Mutlaka yanımıza birisi gelecekti. Kesin gelecekti. Bir de ortadaydı o dörtlü. Evet, aynen öyle. Yani ortada kalmış olacaktık. Şimdi en azından camımız var. Burada daha rahat uçacağız. Genel olarak uçak yani normal. Öyle ekstrem bir özelliği yok ama kötü de gözükmüyor yani. Yok. Hani normal. Kabus değil. 13 saat geçirilir yani. Bakalım nasıl geçecek inşallah. Zor bunu olmaz. Bunu zaten birlikte yaşayacağız yani sizinle. Milya Hanım hemen başladı karıştırmalara. Bir de şu anda çok mutlu. Hostes ablası ona çok güzel oyuncak getirdi. Oyuncak mı, çanta mı acaba? Çanta galiba. Çanta galiba. Vav, çanta. Milya'nın çantası bu. İçine oyuncaklarını koyabilir. Gelmiş bakalım. Bana biftek geldi. Beef
Beef Stroganoff. Evet. Mila Hanım da balık yiyecek. Mila Hanım da balık. Ama şu an tereyağı yiyor. Tereyağı canım yiyor. Dikkat et ama üstüne dökülmesin. Yok. Yapıyor bir şeyler. Ben balık aldım. Burada salatam var. Hayır balık. Şu anda yerel saat 10 olmasına rağmen evet, güneş batmamıştı. Evet çok enteresan. İyice kuzeye geldik. O yüzden şöyle çok ufukta çok güzel bir portakal rengi şeklinde gözüküyor güneş. Batacak mı burada? Şurası. Bakın arkadaşlar evet. Buradayız. Moskova. İyice doğuya geldik ama çok kuzeyden gidiyor Moskova'ya. Güneş batmadı hala. Buranın yerel saati 10 civarında şu anda. 10 üzerinde. Tamamen buzul. Arkadaşlar Kuzey Kutbu üzerinden geçtiğimiz için başladığımızda saat 4'tü zaten. Daha sonrasında da güneşi hiç batırmadan devam ettik. Şu anda da hala güneş havada. Grönland'ın üzerinden geçiyoruz. Şöyle göstereyim ben size. Harika görüntüler var. Gerçekten buzulların üzerinden geçiyoruz şu anda. Kara yok aşağıda. Sanıyorum güneşi batırmadan da Türkiye'ye ulaşacağız. Evet arkadaşlar Moskova'ya geldik. Oldukça yorgunuz. Mila uyumadı. Daha yeni uyudu açıkçası. O yüzden bayağı yorulduk. Ben size şöyle Moskova'nın şu an üstünden geçtiğimiz bölümlerini göstereyim istiyorum. Oldukça yeşil ve güzel gözüküyor. Şu anda havalimanına yaklaşıyoruz. Dönerek yaklaşıyor uçak. İlk defa. Geldim ben de. Evet. Uzaktan gördüğümüz kadarıyla, yukarıdan gördüğümüz kadarıyla iniş yaparken şehri böyle turladı uçak. Orada gördüğümüz kadarıyla gayet güzel gözüküyor. Gayet yeşil gözüküyor. Ama tabii şehir merkezi muhtemelen daha bir gökdelen bina falan gibi gözüküyor. Ama dışarısı şehrin gayet böyle keyifli yeşillik. Şu aşağıda bir yerler var. Baksana. Evet, sanıyorum oraya ineceğiz zaten sanıyorum transfer sonrası geçtikten sonra. Şöyle bir çevreyi gösterelim arkadaşlar. Sadece dünya saati değil rublenin ne kadar olduğunu da bir çevirmemiz onu gerekiyor. Onu çeviremem internetim yok. Şöyle bir Özbek lokantası bulduk. Rus havalimanındayız arkadaşlar. Saat 2'yi çeyrek ediyormuş. Esra kafasını vurduğu için şurası şu anda mor durumda. Uçakta. Nereye vurdum acaba? Uçakta vurmadım. Ha uçakta değil mi? Evde vurmuştum. 2 saat 45 dakika var en az Mila Hanım uyuyacağım. İyi o zaman biraz çevreyi keşfedelim. Hem keşif yapalım hem bir şeyler yiyelim. Geçerken burada bir ilk önce pasaport kontrolü ondan sonra bir güvenlik kısmından geçiyoruz. Güvenlik kısmından incecik bir şeyden böyle acayip kalabalık bir şeyden geçtik açıkçası. Çok yavaştı. Biraz sıkıcıydı açıkçası. Ama şu an geçtik rahatız. TGI Fridays varmış burada. Enteresan. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şimdi şurada çok değişik bir şey var. Saati 550 rubleye. Şöyle kapsül otel. Burada saati yani 48-50 liraya falan geliyor sanıyorum. Bu şekilde kiralayabiliyorsunuz. Ve uçuşunuza diyelim 3 saat var. 3 saat en azından dinleniyorsunuz veya 2 saat. Ondan sonra yolunuza devam ediyorsunuz. Hatta şimdi bir tane daha var onu da göstereceğim. Başka bir tane daha farklı firma yapmış. O da aynı şekilde 550 rubleydi. Şurada Get Sleep. Şöyle küçük odalar şeklinde. Bakın burada gene saati 550 rubleydi.
Ruble'den başlıyor. Burada bir Özbek, değil mi? Özbek lokantası herhalde burası. Özbek. Özbek lokantasından bir şeyler yiyelim dedik. Şöyle çok az pilav. İşte görüyorsunuz yani bu. Şunun içi etli. Toplam ne kadar ödedik? 2000 ruble ödedik. Yani 175 lira ödedik ya. Şu küçücük. Evet, bayağı. Bir de su. Türkiye'ye pahalı diyoruz da Moskova coşuk. Yapacak bir şey yok. Açız. Biz yemeklere girişiyoruz. Ooo güzelmiş bu. Arkadaşlar tahmin edin bu ne restoran? Tahmin etmeniz güçtü ama göstereyim ben. Burger King bu şekilde yazılıyor. Hadi bizim gate'e doğru, kapıya doğru devam ediyoruz şimdi. Şey var, bir de kim onlar, isim bende mi? Buradan. Uzun uçuş sonrası. Evet. Sonunda geldik. Telefonlar çalmaya başladı. Ve yeni havalimanı da görmüş oluyoruz böylece. Şimdi ilk deneyimlerimiz, ilk gözlemlerimiz oldukça büyük oldu. Kocaman ya, aşırı büyük. Yalnız hakikaten çok büyük bulduk. Biz bu kadar büyük tahmin etmiyordum ben. Yok canım, bu ne böyle? Nasıl bir şey? Dev gibi yani. Şu uzaktan bakınca uçağın camından da gözüküyordu buralar. Acayip büyük gözüküyordu yani. Bakalım diğer detaylara da dikkat edeceğiz. Ne var ne yok. Havalimanını bayağı merak ediyoruz. Uzun zamandır konusu oluyordu. Hani negatif şeyler de oluyordu, pozitif şeyler de oluyordu konular. Bakalım biz de inceleyelim. Hiç görmedik çünkü. Şu anda pasaport kontrolü doğru devam ediyoruz. Tamam, hadi bak dede seni ağlarken görmesin. Çok üzülür, gel. Ha bak 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 bak, dede orada, bak karşıda, bak bak. Bak orada, bak bak orada, koş. Gördüm. Koş, sarıl dedeye, koş. Numara yapıyor, bak bak, numaracıya bak bak. Koş sarıl dedeye, koş kocaman sarıl. Koş sarıl dedeye, kocaman sarıl boynuna. Kocaman sarıl boynuna. Kocaman sarıl boynuna dedesine. Ooo çok ağır dedesi artık, çok ağır. Nasıl dedesini gördü uzaktan ya. Dede oyun yapıyor içkiatçı. Dedesine oyun yapıyor bir de. Evet arkadaşlar, bu yolculuk macerasının sonuna geldik. Bakalım bundan sonra neler olacak, onları da sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik yolculuk videosunun hoşçakalın diyelim. Babamızla bir sarılalım. Çok şükür. Gel şöyle kapıdan çıkalım da. Çok yorgunuz ama çok mutluyuz. Bakalım buradaki gelişmeleri de paylaşacağız. Hepinizi çok öptük. Görüşmek üzere arkadaşlar, hoşçakalın.